Saygıdeğer izleyenler, Ünyahan Boğazı mevkiindeyiz. Burada biraz sonra mikrofon tutacağımız arkadaşlarımız Ünye'de yaşayan Ünyelilerin, Ünye'yi yaşamak için seçen bütün insanların evlerinde, barklarında yüklerini taşımakla görevliler. Kendilerine soracağız. Bu korona sebebiyle ne kadar işsiz kaldılar? Durumları nedir? Önce bir kendilerini tanıyalım. Kaç yıldır yapıyorsun abi? Adın soyadın? İsmim Nedim Çelik. Aşağı yukarı 30 yıldan beri yapıyorum bu işi. 30 yıldır buradasın. Evet. Gelen olursa işini alıyorsun, evet. Evine götürüyorsun, barkına götürüyorsun. Evet. Evet. Son 3 aydır korona nedeniyle sıkıntı var. 3-4 aydan beri sıkıntı var şu anda. Şu anda iş yok yani. İşler kesat. Bugün işe gittin mi? Yok, hayır. Gitmedik. Gidemedin. Gidemedik. Kaç gündür gitmedin? Aşağı yukarı bir ay vardır yani. Bir aydır gitmedin. Bir aydan beri gitmedim. Evet. Ne söyleyelim? Yetkililere ne dersin? Yetkililere ne diyelim? Her şey Allah'tan ama bu konuda ne dersin? Her şey Allah'tan. Yetkililere ne diyelim? Çaresini bulması lazım bu işlerin. Yeter. Tabii. Abi sizi tanıyalım. Ben Mehmet Zorlu. Mehmetciğim kaç gündür, kaç aydır, kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben İstanbul'dan emekli oldum, buraya geldim. Aldığımız maaş yetmiyor. Tamam. Aciz. Yetkililere buradan seslenirim. Buyur. Bu koronavirüs Allah'tan gelen bir şey. Kabul. Ama bizi yöneten insanlar, milletvekilleri olsun, bizim şeylerimiz olsun, biz bunlara oy veriyoruz. Gidiyor değil mi? Ankara'ya yolluyoruz. Bu insanlar bizim niye hakkımız aramıyor? Neden bir milletvekili de çıkıp da arkadaş 1,5 milyar bir emekliye yeter mi diye niye demiyorlar? Hangi 650 tane milletvekili niye demiyor bunu? Niye demiyor? Tane, tamam. Niye demiyor? Bizim hakkımızı neden vermiyorlar? Bir milletvekili 25 milyar maaş alıyor. Benim aldığım maaşından bir geçinsin bir bakalım bu milletvekiller. Bir ev göçündürsünler bir bakalım, göçündürebilirler mi? Geçinemediğin için hamallık yapıyorsun. Hamallık yapıyorum, iş de yok. Ne yapalım biz? Gücümüz de yetmiyor. Ne yapalım? Ben bu yetkililere hakkımı helal etmiyorum. Allah evlerine, ocaklarına, bütün çocuklarından sorsun. Cenab-ım Allah, bunlarda bizim hakkımız var. Bu mesajınızı alan almıştır. Duysun, bu yetkililer duysun. Tamam, bizim önemli. De hakkımızı versinler. Teşekkür ediyoruz. Bak, ben koronavirüste evde oturukana bir muhtar olsun, belediyeden olsun gelip de kapımızı çalan olmadı. Bir şeye ihtiyacımız var mı, yok mu? Millet lafa geldi mi de esip gülüyor. Ayıptır, yazık, günahtır ya. Bu milletin... Evet. Bu yazık milletin sesini kısmak yok. Konuşacaksınız. Biz konuşacağız ki. Aklınızı arayacaksınız. Çünkü devletin sahibi sizsiniz. İşte bizim insanlarımız aptal. Niye aptal? İnsanlarımıza bir şeker ver, 40 yıl bilmem ne yap. Rahmetli İnek Şaban diyene. Ali Avaz vardı, Ali Avaz'ı tanırsın. Evet. Bizim milletimiz o insan. Bu millete ne anlatıyorsun? Cahil. Yaşadıkça öğrenecek. Öğrenemez. Öğrenemez, bir şey öğrenemez. Öğrenemez. Öğrenenin de kafasını ezerler. Merak etme, ezmezler. Ezerler. Millete ihtiyacı var onların. Ezerler. Size teşekkür ederiz. Evet abi, kaç yıldır yapıyorsun? İsmim Selahattin Küçük. Vallahi 35 senede buradayım. Bu seneki gibi yani mağdur olmadık. Bu sene çok mağduruz. Koronavirüsü, bir de işsizlik, hepsi bir araya geldi. Kaç çocuğa bakıyorsun? 4 tane çocuğa bakıyorum. Çocuklarım da evli var mı? Çocuklarım var. 2 tanesi evli. Evet. 3 tanesi bekar, evde bakıyoruz. Yani sıkıntı. Sosyal güvencem var mı? Yok, hiçbir şeyim yok. Hiç işe gittin mi bugün? Arabalar hiç gidemedim. Hiç gidemedim abi. Bugünü bırak sen, 10-15 gündür gidemedim. 15 gündür buradayım, daha sıktık yapmadım. Peki. Sizi tanıyalım. İsa Demirci. İsa'cığım kaç yıldır yapıyorsun bu el arabacılığını? El arabacılığını 10 seneden fazla. 10 seneden fazla yapıyorsun. Evet. Kaç gündür işe gidemedin? Var, bir ay var. Bir aydır yok. Var. Basla çıktı çıkası, doğru düz gitmedik yani. Sosyal güvencen var mı? Sigortaya kendim yatırıyorum zorunlu anında. O şekilde oğlum yatırıyor. Ben kendim de değil. Allah kolaylık versin. Oğlum olmasa yatıramayayım ben. Peki sen de arkadaşımız gibi seçtiğin milletvekillerinden beklentin nedir? Allah
ne bileyim, Allah hayırlısını versin dedim, ne diyelim yani. Hiç bir şey diyecek de düşünemiz yok şu an. Peki, teşekkür ediyorum. Bir şey de... Evet abi, sıra sende. De, kaç evet. yıldır yapıyorsun bu 30 işi? Yıldır. 30 yıldır. Evet. Son 3 aydır? Krizdir, yok, iş yok. Bu krizden dolayı iş yok. Evet. Evet. Ayda bu durumda ilk... devletten beklentin nedir? Ya beklentim Allah yardımcımız olsun. Beklentimiz ne bekleyelim? Arkadaşımız dedi. Evet dedi, yani. Evet dedi. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ ol abi. Adam, sağ ol, teşekkür Allah kolaylık versin. Sağ ol, sağ ol. Allah yardımcı.